Değerli müdürümüz, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları, basınımızın güzide mensupları, değerli engelli vatandaşlarımız ve kıymetli katılımcılar, her çağda bağımsızlaşma ve özgürleşmenin çeşitli araçları vardır. Bütün çağlar boyunca bastonda körlerin bağımsızlaşmasını ve özgürleşmesini simgeleyen en önemli bir araçtır. Basit bir değnekten evrimleşerek baston haline gelen nesnenin beyaz baston oluşunun öyküsü 20. yüzyılda başlar ve görme engelliler için önemi çok ama çok büyüktür. Beyaz baston olmadığını görme engellilerin tek başlarına hareket etmesi mümkün değildir. O yüzden beyaz baston körler için olmazsa olmaz araçlardan biridir. Sosyal sorumluluğun gereği beyaz dünya, beyaz baston, körlük ve güvenlik günü olarak kutlanmaktadır. Bizler de bugüne özel bir program hazırladık. Hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi, beyaz baston körlük ve güvenlik günüyle alakalı basın açıklaması, protokol konuşmaları, yürüyüş, çelenk bırakma töreni ve kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Kadir, beraber bak. Larda yüzen alsacak, sönmeden yurdumun üstünde düzen solacak ölen milletimin yıldızdır parlayacak o benim dir o benim milletimdir ancak çatma kurban olayım çehrenin ey nazlı hilal kahramanlıkım var bir güne bu şiddet bu cezana olmaz döküler kanlarımız sonra her hakkıdır hakka tamam milletimin istiklal. Değerli katılımcılar, dünyada 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körlük ve Güvenlik Günü olarak kabul edilmektedir. Baston yüzyıllar boyunca körler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs adlı İngiliz fotoğrafçı tarafından 1921 yılında geliştirilmiştir. James Biggs motorlu taşıtlardan kendini korumak amacıyla sürücülerin görebilmesi için bastonunu beyaza boyamaya karar verdi. Ancak 1931 yılına kadar beyaz baston topluma mal olan yaygın bir uygulama değildi. Şubat 1931'de Fransa'da Gulli adlı bir kişi ilk defa körlerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketi olarak bir kampanya başlattı. Bu kampanya Rotary Kulüp tarafından İngiltere'de başlatıldı. Mayıs 1931'de BBC radyosu beyaz bastonun uluslararası düzeyde körleri temsil eden bir sembol olarak kabul edilmesini önerdi. Bir kısım Lyons kulüp üyeleri 1930 yılında siyah bastonun sürücüler tarafından görülemediği için beyaz renge boyanmasına karar verdiler. Ve 1931 yılında Uluslararası Lyons Kulübü ABD'de körler arasında beyaz baston kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ulusal bir program başlattı. Körlerin bastonla güven içinde seyahat hakkını öngören ilk anayasal düzenleme ABD'de 1930 yılında gerçekleştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerikalı bir kör, gazilerin ülkelerine dönmesinden sonra bastonunun önemini daha da arttırdı. Bu süreçte Dr. Richard Hoover bağımsız hareket ve mobilite eğitimine uygun bir baston modeli geliştirdi. Amerikan Ulusal Körler Federasyonu
6 Temmuz 1963 Genel Kurulu'nda 15 Ekim'in bütün eyalet yönetimlerince Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunulması kararlaştırıldı. 6 Ekim 1954 yılında ABD Kongresi ve Senatosu'nun 753 sayılı ortak kararıyla devlet başkanına her yılın 15 Ekim gününü Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak ilan etmesi konusunda yetki verdi. ABD Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Johnson bu karara dayanarak her 15 Ekim'in tören ve etkinliklerle Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak kutlanması, Beyaz Baston'un önemi üzerinde durulması için bir genelge yayınladı. Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü 1970 yılında Uluslararası Körler Federasyonu tarafından kabul ve ilan edilmiştir. Ülkemizde her yıl 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körlük ve Güvenlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Beyaz baston görme özürlüğü için bir bağımsızlık ve güvenlik sembolüdür. Her koşulda ona rehberlik eden ve bir arkadaş gibidir. Maalesef ülkemizde beyaz bastonun görme özürlüler için önemi çok geç fark edilmiştir. Örneğin 1950'lerde, 60'larda hatta 70'lerde kimse beyaz bastonun önemini pek fazla anlatmadı. Onun eğitimini vermedi. Bu nedenle görme özürlülerin büyük bir çoğunluğu beyaz baston kullanmayı bir utanç vesilesi olarak görmekteydi. 1980'li yıllara kadar körler okullarında baston kullanma eğitimiyle ilgili bir ders veya kurs yoktu. Uzun yıllar sonra beyaz baston kullanmaya alışma şansına ulaşanlar geçmiş yılların eksikliğini çok daha iyi bilirler. Günümüzde körler okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde beyaz baston eğitimi verilmesine rağmen bazı görme engellilerin baston kullanma konusunda isteksiz olmaları bu eğitimin eksik bırakılan bir yanı olduğunu göstermektedir. Baston kullanmadan gezen görme engellilerin düşme, çarpma, yaralanma, sakatlanma gibi kazalarla karşılaşma ihtimali baston kullananlara göre çok daha yüksektir. Baston kullanmaya küçük yaşlarda başlamanın onu benimseme yönünden çok büyük bir önemi vardır. Kendi başına gezme becerisi kazanan görme engellilerde motor beceriler daha çok gelişir. Vücut organları daha sağlıklı olur. Kendine güven duygusu oluşur. Sosyal etkinliklere daha fazla katılır. Bağımsız hareket yeteneği olan görme engelli her yere sürekli taksiyle gitmek zorunda kalmaz. Kullanmakta olan bastonlar metalden, plastikten, ağaçtan, fiberglass veya fiberkarbondan yapılmaktadır. Çeşitli uzunlukta bastonlar vardır. Kimin hangi uzunlukta baston kullanması gerektiği her insanın kendi boyuna göre değişir. Gençlik veya yetişkinlik döneminde sonradan görme engelli olanlar doğal olarak bir bunalım içine girerler. Bu bunalımların aşılmasında da baston kullanma becerisi kazanmanın çok büyük rolü vardır. Çünkü baston onun tek başına evden dışarı çıkabilmesini, sosyal ortamlara katılabilmesini sağlar. Bir yere gitmek istediğinde sürekli başkasına bağımlı olmaktan kurtarır. Köyler arasında baston kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak sosyal sorumluluğun bir gereği sayılmalıdır. Değerli katılımcılar, Beyaz Baston Haftası'nda bastonun öneminden bahsederken mutlaka engelli sorunlarına da dikkat çekmeliyiz. Bu hafta beyaz bastonun önemi ve yaygınlaştırılması yanında cadde ve sokaklardaki bina ve istasyonlardaki fiziksel engellerin ortadan kaldırılması için eylem ve mücadele haftası olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü biz engellilerin mimari sorunlarından tutun da ulaşım sorunlarına kadar pek çok sorunlarımız vardır. Mümkünse bu sorunlar her türlü platformlarda sık sık dile getirilmelidir. Bafra Görme Engelliler Derneği olarak buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Güzel ilçemiz Bafra'da görme engelli yürüyüş yollarının yapılması memnuniyet verici. Fakat
çok yetersizdir. Ne yazık ki hali hazırdaki yollarda da birçok sorun vardır. Bu sorunların ortadan kaldırılması için herkesi duyarlı olmaya ve bu konuda hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sayın Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz, Sosyal Hizmetler Müdürümüz, Mustafa Şahin Müdürüm, Muzaffer Müdürüm, DEVA Partisi Erdinç Çağlar Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Yeniden Refah Partisi Cemalettin Cankurt ve Yönetim Kurulu, Sayın STK kuruluşlarımızdan Türkiye Sakatlar Derneği, Recep Köksal Başkanımız ve Yönetim Kurulu, derneğimizin yüzde üyeleri, hepiniz 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston Günümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere derneğimizden çok kısa bahsetmek istiyorum. Derneğimiz 2015 yılında kurulmuş olup 2015 yılından bu yana derneğimizin üyelerine görme engelli ağırlıklı olarak bütün engel türlerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Derneğimizin asıl amacı, derneğimizde sadece çay, sohbet, kahve değil. Derneğimizi, yani derneklerimizi bu şekilde tanıtmamak için bizler bugünlerde derneğimizi tanışmak için bu şekilde bütün üyelerimize her zaman konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin faaliyetleri içerisinde üyelerimizin kurs, memurluk sınavı kursları, işe girmek için gerekli olan belge kursları gibi ve spora teşvik olmak üzere bütün üyelerimizi bunlara faaliyet içerisinde teşvik ederek hizmet sunuyoruz. Biz ezelden geldik. Biz yeni var olmadık. Yeni de var olan engelleri de bütün halkımıza buradan seslenerek bizler engelli değiliz, engeli sizler var ediyorsunuz diyerek yürüyüşümüzü sizlerin nezdinde başlatmak istiyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İsmim Hasan. Evet. Hasan. Bafralıyım. Görme engelliyim. Doğuştan görme engelliyim. Devlet memuruyum. Evet. Var mı böyle sizin bugün güvenlik gününüz şeyiniz yani? Evet. Her yıl 15 Ekim'de Beyaz Baston ve Güvenlik günü nedeniyle bir çeşit etkinlikler yapılıyor. Takıldığınız noktalar var mı yani? Eksik tabii ki. Olan, çok, çok çok. Kaldırımlarda yapılan işgaller, ondan sonra ne bileyim işte vatandaşların duyarsızlığı, kaldırımlara araç park ediyorlar. Mesela burada çok zorlanıyoruz. Evet. Şey yapıyorlar, inşaat. Mesela inşaat yapanlar kaldırımları kırıyorlar mesela. Geçerken çok zorlanıyoruz.